Tekrar iyi akşamlar değerli ORT izleyicileri. Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önceki birinci bölümde lisansüstü eğitimden bahsediyorduk. Lisansüstü eğitim yapabilmemiz için üniversitemizin, fakültemizin, bölümlerimizin araştırma konuları ve altyapısı buna müsait midir? Bunun hakkında hocalarımızdan bilgiler alacağız. Sayın Ali Hocam, kimya bölümüyle ilgili bize araştırma konuları, bölümümüzün altyapısı, neler yapıyoruz? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Bölümümüzde 2009 yılında ilk olarak öğretim üyesi kadrosunu tamamladıktan sonra İki öğrenci laboratuvarımız ve bir araştırma laboratuvarımız olmak üzere toplamda 3 laboratuvarımız mevcut. Laboratuvarlarımız Avrupa standartlarında bir laboratuvar türleri, yani Avrupa standartlarında gelişmiş laboratuvarlarımız mevcut. Bölümümüzde 6 öğretim üyesinden bahsetmiştim. Öğretim üyelerinin konuları kimyasal analiz yöntemleri olmak üzere analitik ayırma, hesaplaştırma yöntemleri, elektroanalitik çalışmalar, elektrokimyasal çalışmalar ve korozyon çalışma alanlarımız, metal kompleksleri ve sentezi, organik sentezler, özellikle asimetrik sentezler ve yapı tayinleri olmak üzere belli başlı çalışma grubumuz söz konusu. Öğretim üyelerimizin üstün çalışmaları sonucunda 3 ulusal projemiz, yani TÜBİTAK projemiz mevcut. Oldukça büyük bütçeli projeler bunlar. Ve böylelikle de altyapı desteğimizi TÜBİTAK'tan çoğunlukla ve üniversitemizin katkılarıyla altyapımızı oluşturduk. Bunun dışında sanayi projeleri ve ayrıca 2009 yılında, 2010 yılında evet, bir devlet başvurduğumuz bir evet. Devlet Planlama Teşkilatı'nın vermiş olduğu bir proje. Oldukça büyük bütçeli bir proje. 5 milyondu sanırım, değil mi hocam? 4 milyon artı 1 milyon. 5 milyon bütçeli bir projeydi. O Kümer Laboratuvarı olarak tanımladığımız merkezi bir laboratuvarımız mevcut. Ve bu merkezi laboratuvarımız da çok yakın bir tarihte açılacak. %90'ı tamamlandı. Geçen yıl bir açılışı, temel atma töreni yapılmıştı. Çok hızlı bir şekilde inşaatı ilerleyerek bu sene açılacak laboratuvarımız ve merkezi laboratuvarımızda özellikle Osmani sanayisine analiz... Şu an alınmış sanırım 2 cihazımız var. Henüz evet. Faaliyete geçmedi ama gaz kromatografisi ve HPLC bunların yapabileceği zaten analiz türleri, özellikle sanırım fıstıkla ilgili. Fıstıkta aflatoksin analizi, zeytinyağı bu bölgeye has olduğu için söylüyoruz. Zeytinyağının çeşitli analizleri yapılacak. Asit tayini gibi evet. Birçok analizi yapılacak. Onun dışında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne analizlerimizi de gerçekleştireceğiz. Buradan da ORT ekranlarından da duyurmak isteriz. Osmaniye Sanayisi'ne de analizlerimiz açık olacak. Bir 6 ay gibi kısa sürede. Kısa bir süre içerisinde o Kümer Lab bünyesinde birçok cihaza sahip olacağız. Evet. ÖSYM kapsamında da bu analizleri hem ilimize hem bölgemize rahatlıkla hizmet edeceğiz. Fen bilimlerinden biraz bahsettikten sonra sosyal bilimler alanında Sayın Seman Hocam'a söz vermek istiyorum. Evet. Siz biraz bahsedebilir misiniz hocam? Araştırma konularınız nelerdir? Bir sosyal bilimci gözüyle. Şimdi bölümümüzde öncelikle hocalarımızın yaptıkları çalışmalardan söz edeyim izin verirseniz. Evet. Bir hocamız yeni Türk dili alanında çalışıyor. Kitabını tamamladı ve aynı zamanda profesörlük takdim çalışmasıdır kendisinin bu kitap. Ve sanıyorum şu anda basım aşamasına geçtiler. Bir hocamız hamamiyeler üzerine çalışıyor. Bu konuda makalesi de vardı. Sanıyorum onu kitaba dönüştürüyor, daha genişletiyor. Bir hocamız sempozyumlarda ve yine dergilerde makale olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu bizim için gurur verici bir şey. Sempozyumlarda Osmaniye Türk Tatar Üniversitesi'ne bir şekilde
tanıtmış ve reklamını yapmış oluyoruz değil mi tabii hocam? Tabii ki. Geçen yıl İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Peyam Safa'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla bir sempozyum düzenlenmişti. Bölümümüzü orada tanıttık. Üniversitemizi orada temsil ettik. Kocaeli Üniversitesi'nin düzenlediği Yeni Lisan'ın 100. kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir sempozyum vardı. Orada temsil ettik. İnönü Üniversitesi'nin yaptığı Uluslararası Kadın Sempozyumu vardı. Yine oraya bildiriyle katıldık. Çukurova Üniversitesi'nin düzenlediği Türkoloji Sempozyumu vardı. Yine oraya katıldık. Üniversitemizi tanıtmış evet, oldunuz. Evet, bölümümüz henüz ilk öğrencilerini almadan YÖK'ten karar gelmişti. Eylül ayında öğrenci alacağımıza dair. Biz katıldığımız toplantılarda da bölümümüzün açıldığını, Eylül ayından itibaren öğrenci alacağımızı evet. bu toplantılarda açıklamış olduk. Bununla birlikte sempozyumlara gittiniz. Peki Osmaniye Koktata Üniversitesi'nde yakın bir zamanda ya da gelecekte bir sempozyum yapmayı planlıyor musunuz hocam bölüm olarak? Yapabilir miyiz? Bunun üstesinden gelebilir miyiz? Elbette ki yapabiliriz. Önce o sorunuza cevap vereyim. Elbette ki yapabiliriz. Müsait mi? Her şeyden önemlisi üniversitemizin adı Korkut Ata. Evet. Yerleşkemizin adı Karacaoğlan. Bu bağlamda bu bizim omuzlarımızda sorumluluktur aynı zamanda. Yük evet. demeyeceğim. Buna yük dersek bunun çok böyle tatlı bir çalışma temposu olduğunu eklemem gerekir arkasında. Bölümümüzün kurulduğu andan itibaren bir mümkünse tabii o anki akademik kadromuzun biraz daha genişlemiş Zorunda. Olması da bunda faydalı olacaktır. Uluslararası bir Korkut Ata Sempozyumu neden olmasın? Veya bir Karacaoğlan Sempozyumu, neden ulusal olmasın? Bir Karacaoğlan evet. Sempozyumu neden olmasın? Bunu planlıyoruz ama şartlarımızı tamamlamak bir süreç gerektirecektir. Bir zaman gerektirecektir. Yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini de belirtmem faydalı. Ayrıca bu tarz organizasyonlarda finansman çok büyük bir faktördür. TÜBİTAK'ın bu konuda bir şey var hocam. Ya da yerelde de belediyelerimiz, üniversitemiz bir şekilde katkı sağlayacaktır. Yani şimdi, bunu istediğimiz takdirde yapabiliriz sanırım. Tabii ki yapabiliriz. Biz katıldığımız sempozyumlarda da özellikle Türkolojide Atatürk Kültür Merkezi ile Türk Dil Kurumu bu tarz finansmanı sağlıyor. Evet. Gerek hakem kurulunda gerek organizasyonda büyük katkıları var. Biz katıldığımız sempozyumlarda bunları dile getirdik. Bununla birlikte buradan Osmaniye halkına seslenmek gerekiyor. Osmaniye'nin üniversitesine sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu organizasyonlar şehrin tanıtımı adına bölgenin tanıtımı adına çok faydalı. Üniversitemizin tanıtımı adına çok faydalı. Bu sebeple halkın üniversitesine sahip çıkması gerekiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Bir şey daha eklemek Tabii, istiyorum buyurun. Sayın hocam. Programımızın birinci bölümünde Osmaniye'nin milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir tarihi olduğunu söyledik. Evet. Sosyal bilimciler olarak bu bize büyük de sorumluluk getiriyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa Kastabağlı'ya ziyarete gittiğimiz zaman oradaki levhada Efes antik şehrinin büyüklüğüne yakın bir şehir olduğu ibaresi var levhada. Evet. Bu çok önemli bir şey. Fakat yalnız Kastabağlı'nın çok az bir kısmı toprağın üzerinde işte bir antik tiyatro görüyorsunuz. Gerekiyor. Evet bir de yıkık bir kilise görüyorsunuz. Bunların kazı çalışmalarının yapılması lazım. Osmaniye'de Karatepe kilimleri var. Tanıtılması lazım. Literatüre geçmesi gerekiyor bunların. Bunlarla ilgili yayın yapılması gerekiyor. Ayrıca Osmaniye'de çok güçlü bir sözlü kültür var. Bunun içerisine masallar, ninniler, maniler, türküler girer. Bu sözlü kültürün yazıya geçirilmesi bağlamında Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne de büyük görevler düşmektedir. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Matematik bölümüyle ilgili bize araştırma konuları neler olabilir hocam? Bize bilgi verebilir misiniz?
Araştırma konularından önce biz öğrencilerimizi almadan önce şu an fakültemizde bizim matematik derslerine ihtiyaç duyan bölümlere matematik derslerini, servis derslerini verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bunun yanında ben kendim hafta sonları açık öğretim fakültesinin derslerini veriyorum. Buradan onun da duyurusunu yapmak istiyorum. Öğrencilerimizi, açık öğretimde okuyan öğrencilerimizi üniversitemizde bekliyoruz cumartesi günleri. Onlara da matematik alanında mutlaka yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu çalışmaların yanında akademik olarak da elimizden geldiğince bazı çalışmalarımız var. Matematiğin ana bilim dalı olarak bizde 4 ana bilim dalı bulunmakta. Özellikle cebir ve sayılar teorisi, geometri, uygulamalı matematik ve topoloji ana bilim dalı bulunmakta. Evet. Bu ana bilim dallarında 3 öğretim üyemiz bulunmakta ve onların kendi alanlarında çalışmaları var. Geçen yıl 2 tane uluslararası yayınımız oldu, makalemiz oldu bu anlamda. Bu yılda incelemede olan yine bir tanesi cebir, bir tanesi analiz, ana bilim dallarında 2 yayınımız inceleme aşamasında. Tabii ki bu gurur verici bir şey hocam. Yani uluslararası camiada üniversitemizin ve ilimizin duyulması veya tanıtılması için. Tabii ki biz bunu hep söylüyoruz. Çalışmalarımız. Zamanla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi her alanda diğer üniversiteler arasında hak ettiği yere ulaşacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Güzel çalışmalar oluyor. Akademik anlamda, kültürel anlamda, her alanda çalışmalar güzel bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında bizler de tabii ki bazı sempozyumlara katılıyoruz. 25. Matematik Sempozyumu, Türk Matematik Derneği'nin düzenlediği, her yıl geleneksel olarak yapılan matematik sempozyumuna bu yıl iki arkadaşımızla birlikte katılarak bildirili katılmayı düşünüyoruz. Yaz aylarında yapılan bir sempozyum. Evet. Bu arada siz biraz önce Sema Hanım'a sordunuz, sempozyumlar bizim üniversitemizde yapılabilir mi? Mutlaka yapılabilir. Belki biraz erken ama bunun için üniversitemizin şu an 5. yılını kutlayacağız. İnşallah 10. yılında bizim hedeflerimizin içerisinde üniversitemizin 10. yılı, Türk Matematik Derneği'nin 30. yılı olacak. O 30. yıldaki sempozyumu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde matematik sempozyumunu yapabilirsek şimdiden lobi faaliyetlerine başlamamız gerekiyor. Şimdiden kesinlikle. Şu an bizler katılıyoruz ama evet. İlerleyen zamanlarda bize katılacak yeni akademisyenlerle, bizlerin de çalışmalarıyla veya bir şekilde onun hazırlıklarında yapmaya çalışacağız. Hedefimiz de var. Umarım başarırız. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Menderes hocam, lisans üstü araştırma olanakları ve bölümümüzün yapmış olduğu çalışmalarla ilgili siz bize bilgi verebilir misiniz? Bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki hocam. Biyoloji bölümü 2009'dan itibaren aktif faaliyete geçtiği yıldan itibaren sorulan soru, bu bölgede bulunan işte nesli tükenmekte olan hayvanlar veya çok nadir endemik bitkiler, yani daha çok ilgi çekmekte halkımız tarafından. Araştırma konularının da ilk sırasını halk tabiri caizse reytingi, bu nadir bitkiler, nadir hayvanların neler olduğu, bu bölgenin tanıtımına katkısı ne olabilir? İşte kırmıtlı, Araplı kuş cennetinin durumu, buradaki işte kuşların nadirliği konusunda yine araştırmalar yapılması biyoloji bölümünden beklenmekte. Bunun yanında canlı çeşitliliğinin yanında bölgede üretilen balların analizleri, kalitesinin ölçümü, içerindeki bitkiler, polenler nelerdir, bunlarla ilgili araştırma faaliyetleri yapılabilir. Toprak analizleri, tarım bölgesi olduğu için Kurova bölgesi, özellikle de Osmaniye'de tarımın, yer fıstığının, işte turp yetiştiriciliğinin gelişmişliğine bakarsak burası çok önemli değil hangi mi hocam? Toprağın analizini yapmamız çok önemli. İşte hangi toprakta daha iyi yetişir, hangi topraklar bu konuda daha verimlidir? Bu konuda yapılacak işte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında yapılacak analizler yine toprak analizleri sonuçlandırılarak tarımın da daha iyi yönlendirilmesi sağlanabilir. Bu konuda yapılacak bir çalışma. Bunun dışında biyolojik çeşitlilikten bahsettik. Bunun dışında da şifalı bitkilerimiz var hocam. Şifalı bitkiler bugünlerde medyada çok popüler hale geldi.
Evet. Siz de bir botanikçi olmanız vesilesiyle bu tür çalışmalarınız var mı hocam? Şimdi tıbbi bitkiler konusunda bölgede